Herkese merhaba, YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece kapyaberle yapmış olduğum muhteşem bir kahvaltılık sos tarifi paylaştım. Benim yıllardan beri yapmış olduğum garantili bir tariftir. Sadece bir defa tadına bakmanız yeterli. Tadına baktıktan sonra daima yapacağınız bir kahvaltılık sos tarifi olacaktır. Sizlere her zaman olduğu gibi lezzet garantisi veriyorum. Ve gerçekten de çok iddialıyım. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 3 kilogram kapya biber var. Kapya biberleri bol suda ellerimle teker teker 3-4 defa yıkadım ve suyunu süzdürdüm. Ardından fırın tepsisine diziyorum. Fırını açtım. Şu anda 250 derecede ısınıyor. 250 derecede közleme işlemini yapacağım. Eğer fırınız çok harlı yanıyorsa 240 derecede tabii ki de olabilir ama lütfen kontrollü olun. Sonuna kadar kontrollü olursanız gerçekten de közleme işlemi bu yöntemle çok kolay olacak. Mutlaka 4-5 yerinden hatta 6-7 yerinden çizikler atmayı unutmayalım. Tadıyla ve de gerçekten de yapımıyla fark yaratan muhteşem bir sos tarifidir. Dediğim gibi dillere destan olacak ve daima yapacağınız bir tarif olacaktır. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Közleme işlemini daha hızlı bir şekilde yapabilmek için iki tepsiyi de birden fırına verdim. En alta koymuş olduğum tepsi hızlı bir şekilde közlendi. 15-20 dakikanın içerisinde tepsiyi fırından çıkarttım ve hemen biberleri çevirdim. Ben bu tepsiyi en alta koyduğum için közleme işlemi hızlı oldu. Lütfen kontrol olun çünkü her fırının performansı farklıdır. Şimdi tekrardan ben bu tepsiyi fırına vereceğim ve yine 15-20 dakika kadar daha fırında kalacak. Bu tepsiyi fırına koyduktan sonra diğer tepsiyi de aldım, çevirerek tekrardan fırına koydum. İki tepsinin közlenme süresi ortalama 30 veya 35 dakikanın içerisinde sona erdi. Ama en alta koymuş olduğum tepsi daha hızlı közlendi. Şimdi hemen diğer tepsiyi de alıyorum fırından. Gerçekten de çok güzel, çok kolay bir şekilde bu işlemleri yaptım. Eminim sizler de zorlanmayacaksınız ama lütfen fırınları kontrol edelim çünkü her fırının performansı farklıdır. Közlemiş olduğum biberleri hemen bir cam kaseye aldım ve üstünü de kapattım. Birazcık soğuduktan sonra hızlı bir şekilde kabuklarını soymaya başlayacağım. Kapya biberler soğurken ben de şimdi hemen sarımsaklarını hazırlıyorum. Burada toplamda 2 baş sarımsak var. Bu sene daha fazla sarımsak kullanmak istedim. Normalde bu ölçülere göre 1 baş sarımsak kullanıyordum. Tabii ki de isteğe bağlı siz de sarımsak miktarını artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Ben yine malzemelerin bütün detaylarını tek tek açıklamalar kısmına yazacağım. Sos yaptığımız için sarımsakların mutlaka ince ince doğranmış olması gerekiyor. Bu önemlidir. Evet, artık biberler soğudu veya ılımaya doğru da bu işlemleri yapabilirsiniz, hiç fark etmez. Hemen kabuklarını hızlı bir şekilde soyuyorum. Bir kaşık yardımıyla içindeki çekirdekleri de alacağım. Bu arada bazı videolarda görüyorum, çekirdeklerini aldıktan sonra közleme işlemini yapıyorlar. Kesinlikle önermiyorum çünkü bu çekirdekleri de tabii ki de lezzet katıyor. Aynı zamanda çekirdeklerinin sayesinde de basınçla pişme işlemi sağlanıyor. Böylelikle daha hızlı bir şekilde közleniyor. O yüzden mutlaka çekirdeklerini aynen bu şekilde almadan közleyelim. Diğer türlü gerçekten de hiç hoş olmuyor. Çünkü ben denedim. Bütün suyunu tepsiye verdi ve de biberlerin lezzeti de gitti. O yüzden aynen bu şekilde közlemenizi tavsiye ediyorum. Ben şunu da belirtmek istiyorum ki bu işlemleri yaptıktan sonra belki bir işiniz çıktı veya çok yoruldunuz, artık devam etmek istemiyorsunuz, hiç önemli değil. Tamamen biberleri soyduktan sonra hava almayacak şekilde üstünü kapatıp buzdolabına kaldırın. Bundan sonraki işlemleri ertesi günde devam edebilirsiniz. Evet, bütün biberlerin kabuklarını hızlı bir şekilde soydum, çekirdeklerini de çıkarttım. Dediğim gibi eğer ertesi gün devam etmek istiyorsanız üstünü kapatıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Ertesi günde bu kaldığımız yerden devam edebilirsiniz. Ve kabuklarını soymuş olduğum kapya biberleri robottan çekiyorum. Robottan çektikten sonra artık sos yapımına başlıyorum. Gerçekten de bu yemeğinize değecek, ortaya şahane bir tarif çıkacak. Dediğim gibi her zaman yapacağınız garantili bir kahvaltılık sos tarifi olacaktır.
Biberlerin tamamını robottan çektim. Diğer malzemeleri de zaten hazırlamıştım. Artık sos yapımına hemen başlıyorum. Evde bulunan en büyük tencereyi şimdi ocağa aldım. Üzerine bir su bardağı dolusu zeytinyağı ilavesi yaptım. Ve ardından da iki baş küçük küçük doğramış olduğum sarımsakları ilave ettim. Buradaki en önemli püf noktası lütfen ocağın başında olalım. Sarımsaklar kesinlikle yanmasın. Sadece kokusunun gitmesi için birazcık kavuracağım. Daha fazla kavrulmasın çünkü sosu yerken bu hissedilir ve de hoş olmaz. Sadece 1-2 dakikanın sonunda robottan geçmiş olduğum biberlerin tamamını tencereye aldım. Biberlerin tamamını tencereye aldıktan sonra, burası çok önemlidir, sürekli karıştıracağım. Çünkü dibine yanma, yapışma gibi bir ihtimali olabilir. Aynı salça yapımında olduğu gibi lütfen başından ayrılmayalım. Sadece 20 dakika boyunca kaynatacağım. 15 veya 20 dakika boyunca kaynatacağım. Ama her 2 dakikada bir veya 3 dakikada bir mutlaka karıştıracağım. Bu çok önemlidir. Evde bulunan en büyük tencereyi kullanmamın sebebini de hemen izah etmek istiyorum. Yapmış olduğum kahvaltılık sos katı bir kıvamda olduğu için kaynadıkça küçük küçük göz göz patlamalar olabilir. Bu da elinize gelebilir. O yüzden tehlikeli olduğu için mutlaka büyük bir tencere kullanalım. Yani aynı salçada olduğu gibi, bakın görmüş olduğunuz gibi küçük küçük havacıklar oluşmaya başladı. Bu hava, basınçlı bir havacık olduğu için elinize geldiği zaman zarar gelebilir. Bu nedenle lütfen sık sık karıştıralım ve böyle büyük bir tencere kullanalım. Bu önemlidir. Eğer sık sık karıştırmazsak mutlaka sos tencerenin dibine yapışacaktır. O yüzden lütfen buna çok dikkat edelim. Ne kadar çok güzel karıştırırsak o kadar lezzetli olacaktır. Hem de kahvaltılık sos. Toplamda 15 veya 20 dakika boyunca kaynattıktan sonra üzerine tam olarak 1 yemek kaşığı dolu doluya kaya tuzu ilavesi yaptım. Ardından da yarım bardak üzüm sirkesi ilavesi yaptım. İlk başta ben 1,5 su bardağı zeytinyağı kullanmaya karar vermiştim. Ama 1 su bardağı çok yeterli geldi. 1 su bardağı zeytinyağı, yarım bardak üzüm sirkesi, 1 yemek kaşığı dolusu da tuz kullandım. Tuz ve sirkeyi ilave ettikten sonra yine sürekli karıştıracağım. Bir 15 dakika daha kaynatacağım. Ardından ocağın altını kapatacağım. Sirke ve tuzu ilave ettikten sonra yine sürekli karıştırarak 15 veya 20 dakika daha kaynattım. Artık sosumuz hazır. Şimdi hemen sterilletmiş olduğum kavanozlara hızlı bir şekilde doldurmaya başlıyorum. Burada tabii ki de ne kadar hızlı olursak o kadar iyi. Ben sizlere sadece açıyı göstermek için ocağın altından aldım. Siz ocağın altını kısıp hem karıştırıp hem de kavanozlara doldurabilirsiniz. Daha güzel olur, daha sağlıklı olur. Ancak ben sizlere tam açıyı göstermek için ocağın altından aldım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde kavanozlara doldurmaya başlıyorum. Kahvaltılarda yemelere doyamayacağınız şahane bir tarif, şahane bir lezzet. Gerçekten de asla pişman olmayacaksınız. Hem yapımı çok basit. Zaten videoda sizlere bütün püf noktalarını anlattım. Herkes evinde bu sosu kolaylıkla yapacaktır. Kavanozların kapaklarını kuruladıktan sonra kavanozların kapaklarının üstüne sıcak su ilavesi yapmıştım. Kuruladıktan sonra 3 geri 1 ileri yöntemiyle sıkıca kapatıyorum. Daha önceki videolarda da belirttiğim gibi bazen fabrikasyon hatalı kapaklar olabiliyor. Aynen bu şekilde sıkı sıkıya kapattıktan sonra kapakların bir daha asla dönmemesi gerekiyor. Şimdi tekrardan kontrol ediyorum. Tekrardan bir sıkıştırma işlemi yapıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi hepsi güzelce kapattı. Şimdi kavanozların üstünü kapatıp bir gece boyunca bu şekilde dinlendireceğim. Ve aradan toplamda bir gece geçti. Kavanozları ben biliyorsunuz ki ters çevirmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kapaklarda hiçbir şekilde atma yok. Artık bu kahvaltılık sosları karanlık ve serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Ve konservenin bir tanesini açıp sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Görüntü zaten her şeyi anlatıyor. Tabii ki de ertesi günü hemen yiyebilirsin ama birkaç gün sonra bu sos daha da lezzetli olacaktır. Kavanozu açtıktan sonra bitene kadar mutlaka buzdolabında muhafaza edelim. Diğer kavanozları da karanlık ve serin bir yerde muhafaza etmeniz yeterli olacaktır. Şu anda kahvaltı için çıkarttım ve ekmeğin üstüne bol bol alıyorum. Yemelere doyamayacağınız garantili bir sos tarifidir. Dediğim gibi çok iddialıyım. Benim en sevdiğim sos tarifidir. Kıpkırmızı bir rengi var. Sabah olduğu için tam net olarak göremiyorsunuz. Şöyle hemen yine yakından da göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi hem kıvamı çok güzel oldu hem de rengi çok güzel oldu. Deneyenler asla pişman olmayacaktır bu sos tarifini yaptıktan sonra. Şimdi müsaadenizle tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş.
tadına baktım ve şimdi yemelere doyamıyorum. Tadıyla tuzuyla 10 numara olmuş diyebilirim. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.